Canancığım biliyorum çok sinirlisin ama ben bunu yapmak zorundaydım. Hüseyin kes sesini ya, ben sinirli falan değilim. Şu an senin Akgün'ü kaçırman, hayatını, kariyerini tehlikeye atman falan benim umurumda değil. Nasıl değil? Ne o zaman? Değil. Bana söylemediğin hiçbir şey benim umurumda değil. Hem bak mesele ne biliyor musun? Mesele senin benim hayatımı sürekli bir alt üst etmen, sürekli darmadağın etmen ama her seferinde ben tamam artık olmayacak, bundan sonra böyle bir şey yaşamayacağız, anladı beni dediğim her seferinde senin bunu yine tekrar etmen. Ha, mesele seninle ilgili yani. Bak bak ama işte aynı şeyi yapıyorsun bak. Aynı şeyi görmezden geliyorsun beni. Ya söyleyebilirdin. Söyleyebilirdin. Akgün'ü tekrar benim evimin dibine kadar getiriyorsun. Hatta bu sefer zanlı olarak getiriyorsun. Ya demiyorsun ki bunun da bir canının bundan bir haberi olması lazım. Demiyorsun ya, demiyorsun. Ya Canancığım benim kendimden bile saklamam gereken, asla yapmamam gereken bir şeyi ben sana nasıl söyleseydim? Söyleyeceksin. Söylemeyince ne oluyor? Anne ben öğreniyorum işte. Ne? Akgün'ü kaçırdım. Senin hayatını kurtardım. Sen hala ama haklıyım da haklıyım, haklıyım da haklıyım yani. Sonra da ben ablama artık birlikte olamayız deyince de işte suç oluyor. Böyle sayıp sövüyorsun bana. E tamam ne yapayım o zaman? Ne yapayım yani? Özür mü dileyim? Tamam özür dileyeceğim o zaman. Tamam ama sen de bana bir özür borçlusun. Ya özür dilemedin ki hala. Tamam özür dileyeyim o zaman. Dilemedin. Dile özür. Ya, bir izin ver özür dileyim ya. Özür dilerim. Ben niye özür dileyeceğim senden? İstemediğin halde benden uzak durduğun için. Gece birlikte uyuduğumuz halde insanlara aramızda bir şey yok dediğin için. Beni sevdiğin halde bunu itiraf etmediğin için. Selim ben seni seviyorum. Ben seni hep sevdim. Hep de seveceğim. Benim derdim hiçbir zaman sevmekle ilgili olmadı ki. Anlamıyorsun ya. Bunu bile anlamıyorsun yani. En başından beri benim derdim bana saygı duymama. Ben bu yüzden boşandım senden. Ve maalesef her defasında ben haklı olduğumu görüyorum. Yani çok üzgünüm ama haklıyım. Bir dakika şimdi ama saygı duymuyorsun ne demek ya? Ben nasıl saygı duymuyorum sana Canan? Sen ne yapıyorsun biliyor musun tatlım? Konuyu o kadar güzel değiştiriyorsun ki mesela böyle haklı olmak için bahaneler üretiyorsun gibi geliyor bana. Yani buradan öyle görünüyor yani. Bahaneler arıyorum ben. Ne? Sen bana korkaksın dedin ya Selim. Sırf senin hayatından endişe duyduğum için, duymak istediklerini söylemediğim için bana korkaksın dedin. Şimdi senin kanundan kaçırdığın çocuğa ben yardım ve yataklık ediyorum içeride. Korkak mıyım ben? Ha? Korkak mıyım ya? Tamam Akgün'ü götüreceğim buradan, başka bir yere götüreceğim. Yapma öyle bir şey. Çocuğa bir umut vermişsin. Şimdi oradan oraya sürükleme. Bir yer bulana kadar kalsın burada. Hiçbir şey anlatamıyorum ben sana. Hiçbir şey anlatamıyorum. Asla anlamıyorsun beni. Boşa konuşuyorum sürekli. Sürekli boşa konuşuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.